Herkese selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir video serisine başlıyoruz. Kanalıma ilk defa bir konuk alıyorum. Tubi Güler. Merhaba. Çok zorlanmışsınız. Yan odadan kendisini davet ettim. Severek geldi, sağ olsun. Tubi ile beraber yeni bir video serisine başlayacağız dediğim gibi. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Tubi ile beraber bir konu belirleyip bu konu üzerine konuşacağız. Bugünkü belirlediğimiz konu bisikletin hayatımız üzerindeki etkileri. Bugün Tubi'ye ben bazı sorular soracağım ve ondan bazı cevaplar isteyeceğim. Ve bu şekilde karşılıklı olarak konuşarak videomuza devam edeceğiz. İsterseniz gelin şimdi videomuza geçelim. Konumuz bisikletin hayatımıza etkileri. Peki Tubi Güler bisikletle ne zaman tanıştı? Öncesinde sonrasında ne gibi farklar oldu? Biraz bundan bahseder misin? Tamam. Öncelikle üniversiteye başladığım dönem bir arkadaşım vardı. Birlikte bir etkinliğine gitmiştik okulun. Orada kulüple tanıştık. İşte bisiklet kulübü vardı İstanbul Üniversitesi'nin. Böyle heyecanlandık. O dönem biz Çanakkale'ye gideceğiz falan diye anlattılar falan. Dedik aa biz de gidebilir miyiz? Bisiklet falan nasıl hallederiz? Ailelerimizle paylaştığımızda o bütçeyi sağlayamadık. O yüzden o dönem mesela o hayalimizi gerçekleştiremedik. Ondan yıllar yıllar sonra ben çalışma hayatına başladığım dönemde işte 3 vesaitle işe gidip geliyordum işte. Anadolu yakasından Ortaköy'e gidiyordum. O dönemde de bizim ofise bir tane çocuk bisikletle gelmeye başladı. Üsküdar'da oturuyordu. O an işte dedim nasıl yapabilirim, yapabilir miyim falan diye aslında onun desteğiyle hatta ilk bisikletimi de birlikte almıştık. Falan o şekilde başladım. Ya ben burada şeyi de yakaladım. Mesela hayatında ilk defa bir şey yaptığında aslında insan heyecanlanıyor. Evet. Ve onu yapmak istiyor ama aileden destek olmadığında burada aslında bir hayal kırıklığı yaşıyor insanlar. Yani burada yani bu tarz şeylerde ailelerin destekleri aslında çok önemli. Yani Evet. bu şekilde çocuklarımıza desteklemeliyiz. Onlarla mesela yani dinlemeliyiz, konuşmalıyız ve hani yapılabiliyorsa tabii ki artık işin bir bütçe kısmı da var tabii ki. Eğer bu mümkünse bu şekilde hani çocuklarımıza, çevremize destek olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü işte rutin bir hayatı oluyor insanların ve o rutin hayattan çıkartacak herhangi bir şey olduğunda insan heyecanlanıyor ve bu gerçekten gerekli oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle yani benim aslında ilk başlama yılım 2010-2011 iken ben 2015 yılında kendi paramı kazandığımda başlamak zorunda kaldım. Bir şeylere geç kaldın. 5 yıl yani 5 yıl. Üzerine. Ya evet 5 yıl böyle bir zevkten mahrum olmak çok kötü bir şey. Aynen. Biz şu anda tabii ki bisikleti aktif olarak sürdüğümüz için ne kadar bizi mutlu ettiğini ve o kaostan bizi nasıl böyle sıyırdığını ruhen, zihnen ve mutluluk olarak hepsini dolu dolu yaşıyoruz. 5 sene gerçekten büyük bir kayıp. O yüzden bu videoları da aileler izliyorsa çocuklarına bu konularda destek olmasını öneririm. En azından konuşabilirler, anlayabilirler, dinleyebilirler. Direkt hayır böyle bir şey kesinlikle olmaz dememek lazım diye düşünüyorum. Herhangi bir hobide yani ya hepsi tabii, dahil. Tabii sadece bisiklet de değil. Herhangi bir hobide de destek olmamız gerekiyor. Yani herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Burada da aile büyüklerine büyük iş düşüyor aslında. Aynen. Bunu da Normalde ben voleybolu da mesela çok severim. Yani topa karşı aşırı bir ilgim var. Mesela onda da mesela destek görememiştim yani. Ben de basketbol konusunda Senin de. ailemden veto yedim. Çok iyi basket oynardım ben. Yani bu 1.77 boyum var ama ya ben smaç falan basabiliyordum. Yani sıçrama yeteneğim çok iyiydi mesela. İşte küçüktüm böyle her araya deriye girerdim böyle falan böyle topa hakimiyetim de çok iyiydi falan böyle şut yüzdem de çok yüksekti ama mesela annem beni Beşiktaş seçmelerine göndermedi. Durum öyle olunca küsüyorsun yani bir yerde küsüyorsun böyle işte aslında annem veya babam beni alıp o seçmelere elimden tutup götürmeleri gerekiyor ki ben de kendimi güvende hissedeyim ve nasıl diyeyim mutlu olayım ailemin de yanımda olduğunu istediğim ama tabii ki ailelerde bunu suçlamıyorum kesinlikle ama onlar da O şekilde büyüklerinden o yetişmiş. şekilde yetişmişler ve büyüklerinden ne görürlerse o şekilde bize yansıtıyorlar. Diyorlar ki
işte garanti bir işin olsun. Hı-hı. Mesela işte bileğin sakatlanırsa, bir yerin sakatlanırsa o zaman ne yaparsın? Yani hı-hı, bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Bir anda her şey ters olabiliyor hayatta. O yüzden ben de böyle bir olumsuzluk yaşamıştım. Ya ama o her meslekte var. Yani mesela benim de işim elimle yani. Elimi kaybedersem mesleğimi yapamam yani. Her şeyde var. O sadece sporla alakalı da değil aslında. Ya yani mesela fiziken yapılan bir işte de, iş sektöründe de bacaklarını kaybettiğinde yapamıyorsun aslında. Yani sadece spor olarak da bakmamak lazım yani. Herhangi bir seçtiğin meslekte de o var. Ya bu bir süreç o zaman. Şöyle hı-hı, toparlayabiliriz bu konuyu. Aileler belki de bakış açılarını değiştirecekler ya da değiştirmeliler. Hı-hı. Çünkü gerçekten hayat, teknoloji, her şey çok çabuk değişiyor, yenileniyor ve buna ayak uydurmamız gerekiyor. Sonuç olarak metropol şehirlerde yaşıyoruz. Nüfus artıyor, kalabalık şehirler, yoğun stres. Buna bağlı olarak bizim buralardan sıyrılmamız gerekiyor. Bu bisiklet de olabilir, kamp da olabilir, yürüyüş de olabilir, koşu da olabilir, hı-hı, gitar çalmak da olabilir gibi. Bunları eğer çocuklarımız, küçüklerimiz ya da çevremizdeki insanlar keşfettiğinde destek olmalıyız. Aileler çocuklarına destek olmalı. Belki çok büyük bir yetenek çıkacak ve çok güzel yerlere gelecek. Bu da aslında şeyi de getiriyor. Kişinin sevdiği işi yapabilmesi, hı-hı, çok daha başarılı olmasını sağlıyor aslında. Aynen. Ya benim böyle meslek olarak spora yatkınlığım yok ama mesela sende o potansiyel varmış yani. Evet, ben birçok spor Sporda dalıyla çok yeteneklisin sporda yani. Yetenekliyim ve bilmiyorum, böyle vücudum zorlandığında yani bir his doğuyor sanki içimde, böyle daha fazla mücadele etmek istiyorum. Breakdance yaptım, koştum, yüzdüm, basketbol, futbol, voleybol, bisiklete takılı kaldım. Bunu her defasında söylüyorum ama yani sonuç olarak hep hayatımda hep böyle spor oldu ve bu beni hep mutlu etti. Beni depresyondan ve işte zararlı alışkanlıklardan olsun, kötü ortamlardan olsun hep uzaklaştırdı. Aslında mesela böyle de bir şey var. Evet. Çocuklara destek olduğunda aileler, biraz böyle ailelere hep mesaj veriyoruz ama bu evet, önemli bir şey, değerli bir şey. Konu şu anda oraya geldi. Çocuklarınız aslında spor yaptığında birçok şeyden, zararlı ortamlardan, zararlı alışkanlıklardan hep kendini direkt otomatikman sıyırıyor. Çünkü bakış açısı değişiyor evet, çocuğun. Onun en yakın örneği mesela benim erkek kardeşim var 21 yaşında. Onu da gördük yani yakın tarihte. Hem sigara içiyordu böyle ya bir hedefi yoktu yani. Ben abla ne yapacağım bilmiyorum diyordu. Kendi isteğiyle body mi deniyor ona? Body, vücut Vücut geliştirme. geliştirmeye başladı. Düzenli spora gidiyor. Sporuma zarar veriyor diye işte sigarayı kendi isteğiyle tamamen bıraktı. İşinde daha başarılı oldu. Mesela şu an çok disiplinli biri yani. Yani spor, evet, kişiye böyle şeyler katıyor işte. Ben Hiç mesela öyle biri değildi. Ben de şimdi Tubi'nin erkek kardeşin hani eski halini biliyorum. Benden daha küçüktü, daha zayıftı. Şu anda benden ya iki kat diye 3 kat falan daha iri. Vücut geliştirme yapıyor ve şu anda inanılmaz böyle beslenmesine falan da dikkat ediyor. Çünkü spor gerçekten insanın hayatını disipline ediyor. Evet. Emek veriyorsun. Bak mesela buradan sağlığa da geçtik yani. Böyle de bir ayağı var. Bu kadar emek veriyorum ben, bu kadar spor yapıyorum. O zaman benim ne yapmam lazım? Daha iyi beslenmem gerekiyor. Çünkü gerçekten iyi spor yaptığınızda iyi beslenmeniz gerekiyor. Doğru kalori almanız gerekiyor ki vücudunuz bir sonraki gün yine spora uyumlu hale gelebilsin. Yani o yüzden bütün her şeyi derleyip toparlıyor diyebiliriz. Evet. Disiplin katıyor. Tamamen. Aynen. Konu bayağı böyle dallanıp budaklandı. Ben istediğim cevabı alamadım. Şey, yani sen şimdi işe bir sette gitmiyordun ve gitmeye başladın. Okey. Evet. Öncesinde ve sonrasında ne gibi farklar oldu mesela? Ondan bana böyle küçük bir şekilde bahseder misin? Ya şöyle, ilk başlama nedenim zaten benim işe gitme ve dönme yolum artık yani işe nasıl üşenmeler yani bitmiyor. Trafik de bitmiyor. Ve dur kalk dur kalk. Böyle aslında işe gitmeyi eğlenceli hale getirdim. Yani bana en çok pozitif yanı o oldu. Bir de aslında çok iyi böyle antrenman kafasında gitmiyordum ama kendimi daha sportif hissetmeye de başladım. Bu bana
pozitif yönde. Havalı olduğunu mu düşünüyordun? Ya şey böyle. Kot ceketler falan. Aynen şey de yani ceket böyle gömlek. Kumaş pantolon giyiyorum bir de. Benden önceki halini biliyorum evet, Instagram'dan. Çok iyi. Tanışmadan bir fotoğraf önce. koyalım her çevreye. Aynen bayağı cool takılıyordun. Şimdi Aynen. sefalet. Evet. Ondan sonra bana en büyük katkısı şey oldu yani. Yolları da öğrendim yani. Kendi çizdiğim rotada gitmeyi, yeni yerler Bir keşfetmeyi şeyler çok... keşfediyorsun aslında. Evet, yani trafikte gitmeyi de yani... Mesela araba sürmekle bisikletle gitmek çok farklı yani. Onu da keşfediyorsun. Bir sürü şeyi keşfediyorsun bisiklette. Anladım. Yani şey diyebiliriz o zaman. Yeni bir şey hayatımıza soktuğumuzda o bize işte herhangi yani mesela doğayı keşfetmek olsun, rotayı keşfetmek olsun. Bir şeyler katıyor o zaman. O da Evet. bizi bir şekilde heyecanlandırıyor Yeni bir ve hobi aslında. yeni bir hobi aslında. Yeni bir hobi hayatımıza kattığımızda kesinlikle bize bir olumlu şekilde dönüşü oluyor diyebiliriz o zaman. Evet. İyi insanlar tanıyabiliriz. Evet, mesela Mesela öyle de bir şey var. ben biraz yeni insana çok açık biri değilim. Evet, Yani sohbet biraz. edemiyorum. Ne soracağım bilmiyorum. Yeni tanışmışım. Ya tam olarak bir şey de merak etmiyorum. O yüzden soru da Ama soramıyorum. Bana sen soru sorsun ve ben cevaplayayım. Tam sonsuza kadar cevaplayabilirim. Ama sen çok değiştin bu konuda. Evet ya arkadaş edinemiyordum. Mesela kalabalık gruplara girmeyi çok sevmem yani. Böyle girersem birilerinin bana soru sorması lazım. Yani ilk konuyu ben açamazdım. Ama bu Covid döneminden sonra da belki insanların birçok konuda bakış açısı değişti. Belki de bu da senin bakış açını değiştirmede katkı sağlamıştır. Ben zaten sana bu konuda hep Evet. anlatıyordum, örnek veriyordum. Ben çok hani sosyal bir insanım. Çok çevrem var, arkadaşım var. Hani böyle herkesle sohbet edebiliyorum. Daha doğru aslında. Tanımadığım bir insana böyle 15 yıllık arkadaşım gibi Evet. oturup bir saat sohbet edebilecek bir potansiyelim var benim. Zaten ilk tanıştık böyle geziyoruz. Yani bisikletle gezelim falan dedik. Şey gibi böyle herkese sohbet ediyor. Bakkala giriyor, sohbet ediyor. Bir yere gidiyoruz, kenardan biriyle sohbet ediyor. Diyorum ki esnaf gibisin zaten. Herkese sohbet Ya ediyorsun. bunun işte bu bana bisiklet sporunun bana Sana da sonradan. katmış olduğu bir şey diyebilirim. Ama %100 öyle değil. Zaten böyle birisiydim ben. Bisikletle bu daha da fazla yani sonuçta seyyah gibi oluyorum. Yani ben her yeri Evet. geziyorum. Herkesle yani şey gibi geliyor bana biraz. Parayı verdin hemen alman gereken şeyi aldın gibi değil de işte küçük bir sohbet yani bir dakika 2 dakikalık bir sohbet diye bir Evet. şey. Bu şekilde bu sayede güzel Kesinlikle. insanlar tanıdım. İnsanlardan bazen bu sayede destek de aldım. Yani bence bu güzel bir Evet şey. evet kesinlikle Güzel bir güzel bir özellik şey. yani. Aynen. Ben de yeni yeni insanın içine çıkmaya Benim başladım. sana bu konuda bir Evet. katkım oldu mu sence? Kesinlikle. Ya zaten böyle yol bisikleti çevresine ilk senle girdim yani. Ben daha önce böyle gruplara girmeyi denedim yani olmuyor. Yapamıyorum. Sende mi sorun var yoksa? Bende sorun var. Aynen. Ya böyle çok arkadaş edinemiyorum. Çok çabuk arkadaş edinemem zaten. Ama sosyal varlıklarız ve Evet. insanlara ihtiyacımız var. Yani tek başına kalmak zor bir şey ve bu ne bileyim yani tek başına yapabilen insan bilmiyorum Yok ben enderdir öyle değilim herhalde. zaten ya. Tabii bir Benim şekilde arkadaşlarıma mesela ihtiyacım insanlarla var. buluşup mesela Covid döneminde 6 ay mı biz evde 3 ay mı 6 ay mı ne öyle bir süre herkes delirdi, yalnızlaştı. Böyle Evet. garip bir sürece girdik. Orada ne oldu? Mesela şeyi keşfettik aslında. Bir Sosyalist. sosyaliz ve sosyallik çok önemli ve buna ihtiyaç duyuyoruz. Ya Onu bunu ben keşfettik. şu an bile yani şu an ikimiz de home office'iz. Yani arada benim insanların yanına gitmem gerekiyor hissi geliyor yani. Hep evde, hep tek başına. Önceden evde tektim, konuşmuyordum bile. Yani bir gün hiç konuşmuyorum falan böyle. Ben normalde arkadaşlarımla buluşurken hep Tubi'yi dahil ediyorum bu arada. Onu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Ama Tubi arkadaşlarıyla buluşurken sen gelme diyor. Biraz ayrı takılalım diyor ve beni dışlıyor. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Alakası Bilmiyorum. yok Ama bunu da buradan ama bunu söyleyeyim. Şu söyleyeceğim. anda gaza geldim. Evet. Bu da büyük bir problem falan diyormuşum. Evet. Bazen ayrı takılmak istiyorum Tamam. galiba. Şimdi... Şimdi sen bisiklet sürüyorsun artık Tubi. Evet. Kamp da yapıyorsun. Doğada Evet. yürüyüş de yapıyorsun. Yani doğada zaman Doğada geçirmeyi yürüyüş yeni eklendi. yeni eklendi. Yeni ayakkabılar alındı. Bir şeyler koşular falan.
Bak bir, yeni hobi ekledim. Yeni bir hobi ekledik bu arada. Arkadaşlarım yüzünden. Evet, Tubi'nin arkadaşları koşuyor. Tubi de ben koşu ayakkabısı istiyorum falan ki Tubi normalde yürüdüğünde nabzı yükselen birisi. Yürümeyi sevmeyen birisi ama Tubi'nin kutsal arkadaşları var karşıda. Onlara buradan selam olsun. Onlar bir şey yaptığında Tubi de ben de yapmak istiyorum diyor. Şu anda koşu ayakkabısı alındı. Koşacakmışız. Ben de aldım bu arada koşu ayakkabısı. Ben, eksik kalmasın. Benim de başım yandı arkadaşlar. Hiç koşmayan adam koşacak. Tabii bunun arkasından akıllı saatler falan da gelecek galiba. Bilmiyorum yani evet. Yandık yani. Bisiklet, doğa yürüyüşü, kamp derken aslında hepsi doğaya çıkıyor. Hı-hı. Sen doğada mutlu olduğunu ne zaman keşfettin? İlk kamp tecrüben nasıldı? Ondan biraz bahseder misin? Ya aslında kamp olayına ön yargılıydım yani. İşte doğada nasıl falan. Yani hep bir tereddütüm vardı yani. Yapamam ben. İşte böcek falan öyle korkularım vardı. Çünkü biz her yaz köye gittiğimizde bizim Rize çok ağaçlık olduğu için böcek oluyordu. Ben küçüklüğümü hatırlıyorum. Ben böyle uyuyordum. Ağzıma kaçar falan diye. O yüzden ben kamp böyle seveceğimi hiç düşünmemiştim. Bizim bir arkadaş grubumuz vardı. Böyle yemek yiyorduk. Onlar daha önce yapmışlardı kamp. Biz 3 kız arkadaş daha önce hiç denememişiz falan. Çok heyecanlandık ama hiç malzememiz yok. Onların da bir 3 kişilik bir çadırı vardı. İşte bize malzemeyi ayarladılar. Hep birlikte Yedi Göller'e gitmiştik. Orada bir gece kaldık aslında ama o kadar heyecanlı ve güzeldi ki yani böyle hem korku hem mutluluk arasında bir şeydi. Çünkü ilk defa bir şey ilk defa bir şey tecrübe ediyorsun. Evet. Bu insana heyecan veriyor. Evet yani seveceğimi hiç düşünmezdim. Ondan sonra aslında işte ben kamp seviyorum dedim açıkçası. Ama o zaman mesela ne deniyor ona? Kamp alanları oluyor. Kamping. Kamping alanları. Korumalı, lavabosu aynen. Olan, duşu olan yerler. Öyle yerler ama şu an mesela ben öyle yerleri değil de tamamen doğada olduğumuz yerleri daha çok seviyorum. Balayında yapmış olduğumuz kamp biraz sana evet. Yani ilk zirve. En zirvedeki evet, kampların o. Ve biraz zor bir kamptı. Şart mevsim Karadeniz'de zor olduğundan dolayı biraz tedirgin de olmuştun sen ayı çıkar falan gibilerden ki keza ayıya gerek yok. Buzağdan korkuyordun sen yani. Evet ya. Hayvanla da hiç iletişimim olmamış. O da yok. Sen bayağı mağarada falan yaşamışsın yıllarca. Ya aslında orada benim en büyük tedirginliğim ya ben Rizeliyim ama yani Rize'de köyümüze gidiyoruz. Çarşıda geziyoruz. Yani ben 3000'i kaç karı yani bilmiyorum. Bilmiyordum. Haritada konumlandıramıyorum. Ya şu an bir yerdeyiz ama Ayder'den sonrası bende işte. Yok. Açılmamış. Ya şey yapıyorum böyle Samistel'de diyor mu? Samistel tam nerede kalıyor? Ya biz evimiz nerede? Orada zaten videoda da var. Samistel'de ilk gece kalacağız. Ben böyle diyorum. Burası neresi? Biz neredeyiz? Evimiz nerede? Falan. Her yere çok uzak yani. Ondan tedirgin oldum. Bir de ben çok üşüdüm. Yani benim için o uyku tulumu çok yetersiz. Şartlar seni zorladığından şartlar dolayı. Yetersizdi. Ya sen evet. Birçok konuda zaten fazla geldi sana aslında. Evet. Ben şey dediğini hatırlıyorum Tubi'nin. Ben bu akşam evimde yatmak istiyorum. Artık güvenli bölgesine dönmek istiyordu Tubi. Aynen. Ben de tabii ki hak verdim yani. Biraz fazlaydı yani o kamp. Gerçekten iklim şartları çok zordu ve parkurlar çok kırıcıydı. Ki hava durumu ya sis. Ya sis zaten. Ama mesela şu anda bu hiçbir zaman unutamayacağım bir anı evet, değil mi? Evet. Bu balayı bence bu yani. Balayı. Aynen. Ama bu balayı da Türkiye'de kaç tane kadın kabul eder yani? Aynen. Ya ben rezalet. De orada aslında çok bilinçli kabul etmemişim yani. Mesela sen gidelim diyorsun. Mesela reddetmek istemiyorum da aynı benim zamanda. Benim zaten hayalim Karadeniz'de bisiklet sürmekti. Dağlara çıkmaktı. Sen de buna şey yaptın yani uyum gösterdin. Ne kadar zorlanacağımı hesaplayamamışım daha yani. Daha sürüşe başladık. 35 kilometre 35 kilometre sağanak yağmur yedik ama böyle bir yağmur yok yani. Küfür gibi. Ve orası neresiydi? Sahilde bir yerde durduk. Bütün üstümü full değiştirdim orada. Bir ya çok saçma. Şey mağazaya girip kabinde üstümü değiştirdim falan. Sonra yukarı çıktım. Her defasında elini oraya vurma beni rahatsız ediyorsun. Tamam. Artık yeter artık pantolonu eskittin. Peki kampı seviyorsun okey. Artık yabani hayatlar yani yabani hayatın olduğu yerlerde de kamp yapabiliyorsun artık. Onu da evet. Kırdın.
Şimdi yeni bir şeyden bahsedebiliriz. Arabanın üzerine çadır alacağız ve artık araçla bir yerlerde kamp yapacağız. Yani otellerde biz kalmayı sevmiyoruz Tubi ile. Böyle lüks hayat mı denir ona bilmiyorum. Yani doğada kalmak bize daha çok keyif veriyor. Daha çok bizi mutlu ediyor. Doğada işte kahvaltı yapmak, yemek yapmak, yemeği hazırlamak. Yani aslında doğanın bir parçası olmak, doğaya uyum sağlamak. Bu bize zevk veriyor ve bunun doğrultusunda şimdi biz aracın üzerine çadır alacağız ve işte araçla bazı dağlara çıkacağız ve oralarda kamp yapacağız. Oralardan aşağı inmek zorunda kalmayacağız. Tabii ki daha riskli bölgelerde kamp yapacağımız için yerden yüksekte kamp yapmak daha güvenli olacak aslında. Bisikletlerimiz de aracın içerisinde olacak. Bu şekilde bir yeni hayat bizi bekliyor diyebilir miyiz Tübi? Ya bir de yani araba üstünde olması bir de daha derli toplu yani daha sürdürülebilir yapabilmemiz için de Çok önemli. çabuk kuruluyor, çok çabuk toparlanabiliyor bu Aynen. çadırlar. Ya çünkü istiyoruz. Mesela yani her şeyimizi arabaya koyup buradan Rize'ye mi gideceğiz? Rize'ye hızlıca gitmek istemiyoruz yani. Nerede? Zonguldak'ta kalalım, Sinop'ta kalalım, acele etmeyelim. Bir gün orada rotayı yapalım. Ben işlerime de bakayım. Senin editin varsa editini yap. Sonra tamam bu gece de kalalım. Yarın sabah erkenden Ya yolumuza devam biraz ederiz gibi. Yani bunu hayata hem kampı, bisikleti, çalışma hayatını birleştirmek aslında yapmak istediğimiz yeni şey. hayat tarzımız bu olacak aslında. Yani hem gezeceğiz, hem içerik üreteceğiz, hem de Tubi çalışacak. Artık benim de ehliyetim var. Tubi'nin sayesinde artık aracı ben kullanıyorum. Ehliyeti aldığımdan beri Tubi arabaya daha dokunamadı. Çok çabuk adapte oldum ben de. Neyse konu dağılmasın. Biz bu şekilde artık Tubi dediği gibi biraz hayatı yavaşlatacağız aslında. Yani tek günde 1000 km araç kullanmak değil de İşte 5 günde belki git. 5 günde gideceğiz, gezerek gideceğiz, doğada kamp yaparak gideceğiz. Yani bu beni mesela gerçekten heyecanlandırıyor. Beni de fena Çok heyecanlandı. hoşuma gidiyor. Ya çünkü ya ikimizin de hayali şeydi. Yani bir yere bağlı kalmadan çalışmak, yani para kazanmak. Biz bunu yaklaşık bir yıldır senin de yaptığın şey ama bu 3 bizi sene, benimki 3 sene falan sürdü neredeyse. ama Yani sen işe gidip geldin ya. tamam işte işe gidip geldim. Şey yani sonuçta YouTube kanalını açtıktan sonra bu bir 3 sene sürdü aslında yani onu demek istiyorum Tabii yani. ki o sürdü ama bir yıldır biz böyle daha çok evde vakit geçirmeye başladık. Çünkü ya çalışıyorsun, çalışırken çıkamıyorsun. Yani aslında bir önceki full time çalıştığımız, işe gittiğimiz dönemde hafta sonu daha çok çıkıyorduk falan. Şu an bu sistem bizi daha çok eve bağladı. Ya laptopum hep yanımda olması gerekiyor falan. Ya biz bu şekilde bu düzeni de kırmaya çalışıyoruz aslında. Bence bizim hayat tarzımız bu yani. Bizi mutlu edecek, bizi besleyecek şey bu bence. Ya şimdi ben mesela TDK sürüşleri yaptım. İzleyenler biliyor Karadeniz'de. Yani 3000 metrelik dağa çıktığımda benim oradan aşağıya inmek zorunda kalmam beni mesela üzüyor. Ama biz şimdi aracın üzerinde çadırla oraya gittiğimizde ki Tubi'nin de oraları görmesini çok istiyorum. Bence oraları yani oradaki ıssızlığı, oradaki o rüzgarın sizinle konuşmasını gerçekten çok farklı. Yani sıfırdaki gibi değil yani. Sıfır metredeki gibi değil. O bulutların işte dağlarla dansı böyle. İnanılmaz bir farklılık var. Yani kuzey ile güneyi ayıran tam ortada duruyorsun. Bir taraf günlük güneşlik, bir taraf bulut içerisinde, nem içerisinde falan böyle. Yani etkileyici bir şey. Yani doğa sana bunu sunuyor ve diyor ki sana ben burada bunu sana sunuyorum. Sen gel diyor, bunu yaşa diyor. Mesela onu yaşadığında gerçekten bakış açın falan değişiyor. Yani Ya bir de şimdi yeni sistemde devam etmek zorunda değilsin. Yani kal yani. Daha çok vakit geçir orada. bir de o dağlarda şimdi Everesting falan böyle inanılmaz böyle challenge'lar falan olacak. Yani biraz böyle içerikler de üretmeye çalışacağım Ve ben. diyor, devamlı bana diyor. Şimdi Samistel'e gideriz. Ben orada Everesting yaparım. Sen de çalışırsın Yani orada. Laptopunda çalışırsın. Etkinliklerin hepsinde ben bir yerde çalışıyorum böyle. yani evet Tubi çalışacak ve ben sonuçta benim de işim Senin bu. de işin Artık benim de işim aynen. bu. İçerik üretmek ve işte bisiklet sürmek, zorlu challenge'lar yapmak, yapmaya çalışmak.
gibi gibi. Ya bu dediğim gibi yeni bir hayat düzeni olacak bizim için. Zaten bunları kanalda tecrübelerimiz sizlerle paylaşacağız. Güzel olacağını düşünüyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. İnsanlar doğada ne kadar çok zaman geçirirse, ne kadar çok insanlar spor yaparsa toplumdaki o agresif yapı, o toplumdaki o işte aceleci o yapı bence daha da böyle onun seviyesi aşağıya düşecek. Yani böyle de bir durum var mesela ya yani. O zaten şey böyle kendimde de hissediyorum. Bazı hafta çok yoğun çalışıyorum. Ya cumartesi çıkma, tek çıkma nedenim çıkmam gerekiyor. Ya çıkayım ki kendimi sıfırlayayım. Bir dahaki haftaya böyle daha mutlu başlayayım kesinlikle yani. Yani o yüzden doğada daha fazla zaman geçirebilirse eğer toplumumuz daha sakin bir hayat bizi bekliyor olabilir. Çünkü herkes çok acele ediyor, herkes korna çalıyor, inanılmaz bir ses var İstanbul'da. Bunu tabii bunlar çok uç şeyler ama ben bunu farkındayım. Yani bunun farkındayım ve bunun ancak yani düzelebilmesi için bu metropol hayatın biraz kırılması gerekiyor. Ben Ya öyle düşünüyorum en insanların da azından. fark etmesi gerekiyor. Biz mesela Orhanlarla Belgrad'a gittik. Böyle 16 kilometre yürüdük yani. Etkinliğimiz doğada vakit geçirmekti. Böyle evden bir şeyler yaptık. Sonrasında çok acıktık. Şeye gittik. O AVM'nin adı neydi? Bilmiyorum, bir AVM'ye gittik. Tıklım O tıklım kadar insan. Dolu Böyle bir ki yani korkunç. İstinye Park'a gittik ya, o kadar dolu ki ve oradan insanlar ne yapıyor belli değil yani. O gürültüde dip ve yemek yemek için sıra Ne bekliyoruz. kadar farklı hayatlar değil mi? Oradan oraya geçmek çok değişik geldi. Yani aslında mesela Belgrad bomboştu yani. Uzaydaki solucan deliğinden geçerek boyut değiştirdik. Aynen. Wow. Aşırı kalabalıktı. Pazar yemek, günüydü. Yemek yemek için sıra bekliyorsunuz arkadaşlar. Evet. AVM'de. Böyle bir bu kültür olamaz yani. Böyle bir şey Aynen. olamaz ya. Yani yemek yemek için sıra bekledik ve kararımızı değiştirdik. Başka bir yerdeydik falan filan. Aslında biz daha önce de yapmıştık bunu. Demiştim Yıldız Park'a gidelim. Herkes de evden bir şeyler getirsin ve Yıldız Park'ta kahvaltı yapalım. Oturduk. Temiz hava. Etrafta sincaplar koşuşturuyor. Orada biz bir kahvaltı yaptık. Ya yani açık büfeler bilmem neler böyle tanımadığın etmediğin insanlarla dip dibe oturmalar falan. Ben hiç böyle Ya ve şeylerin onun adamı dışında değilim. şey de ben, ya fiyat performans olması lazım bir şeyin yani. Ya o farklı Ben o bir kısma açı. da Tabii o da bakıyorum var. yani. Ben de tabii ben de öyle düşünüyorum. Yani paramızı Doğru bizi şeye doğru yani. şeye harcamalıyız diye düşünüyorum ben de açıkçası. Aynen. Ama herkes evden getirdiğinde inanılmaz bir aşağı. Şimdi şu anda bir açık büfe kahvaltı. Ya açık büfe demeyeyim zaten. Onu zaten Aynen. saçma buluyorum da normal bir kahvaltı 100 lira, 150 Yüz lira. mü? 100 değil mi? Yüz mü? 100. Ben uzun zamandır yapmıyorum da. Ben krepte kaldım en son. Aynen. 150 lira veriyorsun düşünsene. 4 kişi. 150 de değil. 150 de mi değil? Hayır. Yok daha neler ya. Neyse konu çok dağılıyor şu anda. Bir konuyu iyice aldık başını gidip dertleşmeye başladık şu anda. Velhasıl konuyu toparlayalım. Kamp iyidir. Doğada Tamam, doğada aktivite iyidir yani. Aktivite Planlarımızı iyidir. doğada yapmaya Aynen. özen gösteriyoruz. Teşekkür ederim Evet. kanala konuk olduğun için. Yine geleceğim. Yine Bak. Yine keyif aldın geleceğim mı? ben. Evet. Tamam o zaman seni yan odadan yine tekrardan buraya davet Aynen. edeceğim. Tamam, gelirim. Bu seriye devam edeceğiz arkadaşlar. Tubi ile beraber. Baş belasıyla. Bakalım hayatımızda neler olacak? Hayatımıza neler eklenecek? Hepsini az az küçük küçük paylaşılabilecek şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de böyle çekilmesini istediğiniz, üzerine konuşulmasını istediğiniz konular bizimle paylaşmak isterseniz mesaj olarak bize iletebilirsiniz. Ben onları değerlendirip Tübi ile beraber bunun üzerine konuşabiliriz. Tekrardan teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.